Evet. Trabzon'daki bazı trafik ışıklarına o sene bu sene ibaresi ve kupa çıkartması eklendi. Bakın. Değişik. Bayağı şampiyonluk modunu açtı Trabzonlular. Çok güzel ya. Ve hani artık kutlamaları düşünmek için de bayağı bir vakit Ya var. bir şehir düşünün. Yani bakar mısınız? Yani her yerde bir futbol ya bir Trabzonspor havası var Ama büyük bir yani. hasret var. O kutlamalara yani dünyadan kaç kişi gelecek mesela, ben çok merak ediyorum. Of. Trabzonspor'da o gün artık o şampiyonluk kutlamalarının yaşanacağı gün insanlar yollarda falan uyuyabilir yani, sokaklarda uyuyabilir. Yani hani diyoruz ya Trabzonspor sosyal medya işte çok efektif kullanıyor. Her şey böyle enteresan paylaşımlar. Böyle Şehir bayağı komple orijinal. efektif kullanılıyor Şey, futbollar. o, evet yani bayağı şehir böyle dağlara falan yazılar görebiliriz yakında. Fikir vermiş gibi olmayayım. Böyle artık öyle bir düşünce oluştu. Ama Her yerde bir Trabzonspor bu seneki o başarıyı hatırlatan bir kesinlikle figür var. yani birçok şampiyonluk tabii ki biz de yaşadık, yazdık, şampiyonluk hikayeleri yazdık. Bu benim bu meslekten de bir taraftar olarak unutamayacağım şampiyonluklardan bir tanesi olacak. Yani bu çünkü hem futboluyla, oyuncu grubuyla, şehrin kenetlenmesi tribünleriyle ve özlemiyle hakikaten de güzel bir hikaye baktığımda. Yani müthiş bir özlem var Trabzonspor. Ya Çok bir şey büyük, söyleyeyim bak mi? çok Bak, büyük hayal kırıklıkları yaşadılar. Trabzonspor deyince aklıma geldi. Dün senle yayındaydık ya. Evet. Araya gittik, Aykut İnce'yi gördüm ben. Maçtan önce dedi ki, ne olur maç sence dedi. Vallahi dedim, ben böyle bir gollü bir beraberlik bekliyorum maçtan dedim. Alanya Trabzon maçından. Trabzonspor 4-0 kazanır dedi. Gerçekten mi? Ağzım açık kaldı. Bak buradan Kadıköy'e gittim. Ben maçın ilk yarısını izleyemedim. Bir açtım 4-0. 4-0. Dedim ki Aykut sen alim misin? Nesin abi İddia, ya? oynasan köşe olur Böyle böyle bir şey ya. yok yani. 4-0 skor verdi adam. Ya zaten daha maç başlar başlamaz. Hani golle. Aa, bu kadar güçlü bir oyun hatırlamıyorum. Yani yakın tarihte. Bir de rakibiniz de yani güçsüz bir rakip de değil yani. Nefes aldırmadı ya Evet. Trabzonspor. Yani biraz zorlasa o daha farklı bir noktaya da gidebilirdi. Kesinlikle. Bu maçtan sonra da artık daha da fazla işte seslerin Mesela yükselmesi, bu paylaşımların şu anda yapılması. puan farkı kaç biliyor musun? Ben bıraktım saymayı. Kimse bilmiyor. Kimse puan durumuna bakmıyor. 14. Ben bakıyorum. 14 mu? Ben biraz daha puanla aşırı neşirim biliyorsun yani. Ya ne demiştik en son? Galatasaray'ın 4 durumu mağlubiyet falan. hakkı mı vardı İşte Trabzonspor'un? 4, bir de Konya berabere kaldı bu hafta. Evet, yani bayağı kredisi Bugün de Konya yükseliyor. Başakşehir Konya maçı var bugün. Evet, yani o maçta garanti kazanacak ya da puan alacak diyebileceğimiz bir Ya maç hiç alırsa değil. 11'e mi Bence düşecek? Trabzonspor için bundan sonraki soru 3 sene 5 sene ligi domine eder miyiz değildir. Avrupa'da bizim o hatırladığımız çocukluğumuzda bildiğimiz Trabzonspor esecek mi? Yani Trabzonspor'un artık Avrupa'da başarılı olmasını hakikaten çok istiyorum. Çünkü takımlarımız hakikaten iyi durumda değiller Avrupa'da. İnşallah. Buna bir bayraktarlık, önderlik edecek takım varsa Trabzonspor bunu yapabilir. Kadrosu buna müsait. Tabii ki. Anıl Bey yazmış. Trabzonspor savunmaya iki takviye forvete bir yırtıcı oyuncu alırsa seneye de şampiyon olur net demiş. Lig bak, Türkiye için bunu söyleyemeyiz. Yarın Fenerbahçe'nin ne yapacağını kestiremezsin. Ya Galatasaray'ın bir ne de yapacağını... Beşiktaş bu sezon çok güzel bir örnek değil mi? Kesinlikle öyle. Evet. Şampiyon kadronun üstüne Alex Kadroyu da Teixeira, kurdu. Pjanic. Yani. Oyuncu Yani da kaybetti. Trabzonspor çok çok iyi, kabul edelim ama üç büyükler de çok çok kötü ya. Ya olay sadece Trabzon penceresinden bakmayalım. Fenerbahçe özelinde bana şöyle soruyor. Emre Belözoğlu kalsaydı Fenerbahçe şampiyon olur muydu? Emre Belözoğlu kalsaydı da olamayabilirdi. Hani çok iyi bir performans sergilese bile Trabzon'un performansı çok ekstra. Volkan, Sadece bir kez yenildiler. Beşiktaş geçen sezonki kadrosundan kötü bir kadroya mı sahip? Hayır. Daha iyi bir Hayır. kadro değil mi? Aynen öyle. Yani bu ligi kestiremiyorsun. Bence teknik direktör tercihleri Melike çok belirleyici olacak. Yani yeni sezonda hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin yapacağı teknik direktör tercihlerine göre biz yeni sezonun nasıl geçeceği konusunda bir fikir sahibi olacağız. Nevzat Yaz Dündar döneminde sahip. Torrent'i gönderdi bu programda da. Yok, Torrent de olacaksa başka bir şey konuşabiliriz. Belki de Nevzat Dündar'dan Torrent yok, yok açıklaması. o değil, Bu o değil. kısmı tam O değil. saate bakalım unutmayalım.
Ama üç büyüklerle ilgili bir teknik direktör konusu var. Tabii. Şimdi bir paylaşım daha var. Yine A-Spor'da, Twitter'da paylaşılan, yine sosyal medya turumuza devam edelim. Evet, bu da çok güzel. Kanser hastası minik River Rose maç öncesi Harry Maguire'dan kafa golü atmasını ve kayarak sevinmesini istemiş. Leeds karşısında kafayla golünü atan Maguire da kayarak sevinmiş onun için. Bir de fotoğrafları var. Müthiş. Çok güzel gerçekten. Çok güzel yani, hakikaten. Evet, Maguire pek istenecek oyuncu değil ama. Dilerim kanseri atlattıktan sonra bu fotoğraf karesini hatırlar minik River. İnşallah, inşallah. Maçı devam edelim. Güzel bir an olacak. Evet, Lewandowski tweetimiz bu da. Bu sezon bir gol daha atması halinde üst üste 7 sezon tüm kulvarlarda 40 artı gol atmış olacak. Lewandowski. Kurtarılan goller sayılıyor mu? Lewandowski. İnanılmaz ya gerçekten. Bu hafta Lewandowski. Furt maçı vardı bu hafta. Kaç kere daha yapacaksın Volkan? Şu an Thomas Müller'in Türkiye şubesi oldum. Bunu Thomas Müller basın toplantısında yapmıştı. Kimse gülmemişti. Ya inanılmaz yani. Tamam yani, tepki vermiyorum, hala söylüyorum. O da aynı tepki alamadığı için 2-3 kere söylemişti. Ya böyle bir şey olamaz. Artık alıştık Lewandowski denmesine. Bu hafta izledim ben Bayern'in maçını. Furt'la oynadılar. Hatta 1-0 lig sonuncusuna 1-0 geriye düşüp 4-1 kazandılar. Evet. 2 gol attı. Ha, oraya atılan goller de tabii ki sayılacak. Meşhur Hamit Altıntop'un şeyi sözü aklıma geldi maçı izlerken. Aksar attığın 2 golle yani şey olamazsın, yani kral olamazsın gibi o mealde bir açıklaması vardı hatırlarsan. Ama ligde son sırada Furt da olsan attığın goller ama yani Lewandowski'nin attığı takımları tartışamazsın. Atıyor yani. Lewandowski atıyor. Bu bambaşka bir istatistik. 20 değil, 30 değil, 40 ve üzeri yani. Bu tartışılamaz bir şey ya. Bayern'de kalırım ama. Üst düzey gerçekten. Niye Bayern'de kalırım? Bayern ya, Lewandowski sanki böyle. Ne kaldı ki yani ya, büyük. Golleri attı da ben Lewandowski gibi bir Real Madrid'de görmek istedim. Şu an Real Madrid, Barcelona. Ben wow gelmiyor yani. Bir şey eksik kalıyor Lewandowski'de. Hakikaten yani baktığımda ben Lewandowski daha üst seviye. Bayern tabii ki üst, yani üst level bir takım ama lig olarak daha göz önünde olan bunun bir Premier Lig'de. Tamam, Premier Lig'i bu golleri anlarım Premier da Lig'de şu an atabilir miydi? Liga'da diyemem ya. Yani. Bu golleri Premier Lig'de o imkan verilir miydi? Atabilir miydi Volkan? Ne diyorsun? Valla bir şey soracağım. Söyle ya Lewandowski hadi. Ya yok, ciddi söylüyorum. Heh. Dünya tarihinde son 20-30 Şampiyonlar yılda Şampiyonlar Ligi performansı da çok iyiydi ama. Bak son 20-30 yılda bu böyle bir golcü yok. Yok, ben de katılıyorum. Bak santrfor olarak 9 numara olarak Benzema ve Lewandowski. Onun dışında bu kadar uzun süre hep üst seviyede kalabilen yok yani. Kim? İbrahimovic tabii ama ki. Şey var, Bayern İbrahimovic'i ben santrfor olarak saymıyorum. O başka bir şey. Volkan Bayern'in böyle bir şeyi vardır yani, bir alışkanlık. Santrforları yıldızlaştıran. Elver'i hatırlarım mesela. Şey Karsten Perol'u mu Şilli mi? Yanker'i diyorsun, Alman. Pizarro. Pizarro da vardı mesela, uzun süre o da götürdü. Yanker Alman değil bu arada, Avusturyalı. Avusturyalı değil mi? Evet. Karsten Yanker. Beşiktaş attığı golü hatırlıyorum. Çok vardır. Yani Bayern Münih'in santrforları çok meşhurdu geçmişte ama tabii Lewandowski bence hani bu 90'lardan bu yana benim takip ettiğim futbolda bu kadar üst seviyede bu kadar uzun süre kalabilen Benzema ile ikisini sayarım. Benzema'nın da tabii gol sayısı bu arada bu kadar değildir yani.